الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzündeki insanlara ancak iman cevheriyle, iman dediğimiz Rabb-i Rahim-i Zülcelal'e itikad ve intisab etmiş olmak suretiyle insanlara değer veriyor, değer biçiyor, kıymet veriyor ve insanın bütün amellerini, eylemlerini, yaptıklarını bu cevherin varlığıyla değerlendirmeye alıyor ve ondan sonra insanın hareketleri, davranışları, hayırları, hasenatı bu cevherin gölgesinde şekilleniyor. Eğer iman yoksa, iman etmemişse, bu cevhere sahip değilse, kalbinde iman dediğimiz bu muhteşem varlık mevcut değilse, o insanın hiçbir eseri, hiçbir hayrı, hiçbir hizmeti, hiçbir himmeti, hiçbir gayreti değerlendirmeye alınmıyor. Kıymet verilmiyor, önem verilmiyor, değer verilmiyor, mana verilmiyor ve her şey tek çizgiden ibaret küfür ve isyan çerçevesinde kalıyor. O bakımdan bir insan için en büyük felaket, en büyük facia, en büyük tehlike, en büyük tehdit imansız olmaktır. İmansız olmaktan daha büyük, imansız ölmekten daha dehşetli bir hadise düşünemeyiz. Allah böyle bir halden ehli imanı muhafaza buyursun. İmansız olmak ve imansız ölmek, bu iki şeyden daha büyük tehlike, felaket, musibet, rezalet hiçbir şey düşünemez. Onun için Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamdü sena etsek azdır ki bize imanı nasip eylemiş, hidayet nasip eylemiş ve gönlümüzde az veya çok, parlak veya sönük neyse iman cevherine Cenab-ı Hak bizi sahip kılmış. Bu iman ile huzuruna ulaşmaya Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. İşte bu noktadan hareketle Kur'an-ı Mübin'de, Kur'an-ı Hakim'de zaman zaman kalbinde iman cevherini taşıyan insanlara hitap etmek istediği zaman Rabbimiz ya eyyühellezine amenu tarzında bir ayet-i ilahiyye ile nida ediyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Ya eyyühellezine amenu doğrudan doğruya mümin olanlara, Müslüman olanlara kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh şeklinde tecelli eden kelime-i şehadeti kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar eden ve kendilerine mümin denen yeryüzünün neresinde olursa olsun böyle kelime-i şehadetle iman cevherini taşıyan bütün insanlara umumen, kamilen, şamilen ya eyyühellezine amenu hitabı geliyor. Şu anda caminin içinde bulunan
siz değerli kardeşlerimiz de ya eyyühellezine amenu hitabının içindesiniz elhamdülillah. Allah-u Teala bize ey benim mümin kullarım, ey de bana iman eden, bana itikad eden, beni tasdik eden, beni kabul eden, benim huzuruma gelen, benim davetime icabet eden, bana secde eden, bana rükû eden, bana inkiyad eden, bana itibad eden, bana ihtiram eden, bana itibar eden mümin kullarım dediği cemaat-ı müslüminin içindeyiz elhamdülillah. Ancak bu bir şeref olduğu gibi, bu bir nimet olduğu gibi, bu çok kıymetli bir cevhere sahip olmak olduğu gibi, bunun derecesinin yüksekliği kadar aynı oranda ve nispette külfeti de var ve üzerinde durulması gereken ciddi meseleleri var. Nasıl ki çok değerli, çok pahalı, çok kıymetli mücevheratı olan, çok pahalı, çok kıymetli mücevher taşıyan bir adamın etrafında dolandırıcılar olur, hırsızlar olur, katiller dolaşır. O sahip olduğu cevherleri, mücevherleri, altınları, değerli kağıtları taşıyan adam yanına muhafız alır. Taşıma ruhsatıyla silah bulundurur. Etrafında korumaları olur, tedbir alır. Çünkü çok kıymetli mücevher taşıyor. Çok kıymetli, pahalı mücevher taşıyan adam başkası gibi değildir. Başıboş bir adam gibi değildir. Parası olmayan, mücevheratı olmayan bir adamın peşinde hırsız dolaşmaz. Ne bulacak adamda? Ne alacak adamdan? Ancak cepleri dolu, elinde çantası olan, çantasının içinde mücevher taşıyan bir adamın peşinde çok hırsız olur. Çok dolandırıcı olur. Çok tehlikeli adamlar dolaşır. Katiller dolaşır. Şu adamı öldüreyim, cevherini alayım. Aynen mümin de böyledir. Mümin demek kalbinde kainatın en muteber cevherini, mücevherini taşıyan insan demektir. Müminin etrafında şeytanlar dolar, iblisler dolaşır, cinler dolaşır, zalimler dolaşır, kafirler dolaşır, facirler dolaşır, fasıklar dolaşır. O müminin kalbindeki imanı almak için etrafında müminin dünya kadar fitne dolaşır. Ey mümin, kıymetini bil. Ey Müslüman, önemini bil, kıymetini bil, ehemmiyetini bil. Onun için bir müminin dünyada en mühim gayesi ve gayreti imanını muhafaza etmesidir. Hatta bazı devlet dairelerinde, vergi dairelerinde, efendim bazı şirketlerde, muhasebe bölümünde bazı çelik kasalar vardır. Bazı çelik dolaplar vardır. O dolabın üzerinde, bilmiyorum içinizde gören var mı, o dolapların üzerinde bir kağıt yapıştırılmıştır. Kağıdın üzerinde şöyle yazıyor: yangın esnasında ilk kurtarılacak dolaplar. Yangın çıktığı zaman her şeyden evvel önce o dolapların korunması, taşınması, kaçırılması lazım. Niye? O dolaplarda çok ciddi evraklar var, çok ciddi vesikalar var, çok ciddi kağıtlar var, kanıtlar var, belgeler var. Aynen bunun gibi bir Müslümanın da fitnelerin, fesatların, felaketlerin, günahların yoğunlaştığı, çoğaldığı, arttığı zamanda en fazla koruması gereken cevher hangisidir? İmanıdır, imanıdır, imanıdır. Onun üzerine durmak lazım. Bir kimse imanını kaybetmişse her şeyini kaybetmiştir. Dünyasını ve ahiretini kaybetmiştir. Yeryüzünde ne kadar mülkiyete, ne kadar menkul gayrimenkul servete sahip olursa olsun, eğer o kişinin imanı yoksa, imanını kaybetmişse, o kişinin hiçbir şeyi kalmamıştır.
hiçbir önemi kalmamıştır. Allah-u Teala böyle bir akibetten, böyle bir felaketten iman sahibi kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Çok kötü bir akibettir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman cevherini taşıyan kullarım, ey kendilerine iman nasip olan, İslam nasip olan kullarım. Şimdi değer verildi, önem verildi, sıfat belirtildi, arkasından şimdi külfet geliyor. Arkasından imanın nimet oluşu, imanın nasıl bir şeref, nasıl bir değer, nasıl bir kıymet olması istenilen, Rabbimizin arzu ettiği, istediği bir hadise ise, o şerefe, o öneme eşit şekilde onun külfetleri de, onun kendine mahsus özellikleri de olacak. Hiçbir nimet külfetsiz verilmemiştir. Dünyada bir kimsenin sahip olduğu nimet ne olursa olsun onun mutlaka bir külfeti vardır. Onun bir ücreti vardır. Onun bir zahmeti vardır. Zahmetsiz rahmet olmaz. Külfetsiz nimet olmaz. Bedelsiz, ücretsiz bir şey olmaz. Peki iman bu kadar önemliyse, bu kadar şerefli bir değerse, bunun külfeti nerede? Bunun zahmeti nerede? İşte şimdi o noktaya geldik. Ey iman cevherine, iman hakikatine, iman dediğimiz manevi değerlerin, mukaddes değerlerin, rahmani değerlerin, rabbani değerlerin, İslami değerlerin en başında yer alan iman cevherine sahip olan kullarım, sahip olan müminler, Müslümanlar. Şimdi geliyor. Aleyküm enfüseküm. Aman ya Rabbi, iki tane kelime var burada. Aleyküm enfüseküm. Aleyküm'ü tanırsınız. Sık sık. Gerçi şimdi gide gide o da toplumdan uzaklaşmaya başladı. İslami değerler toplumdan hızla uzaklaşıyor. İslami değerlerimizden birisi de yolda karşılaştığımız bir Müslümana verdiğimiz selam idi. Esselamu aleyküm demek idi. Gittikçe bu selamlaşma, bu İslami değer, siz söyleyin, azalıyor mu, azalmıyor mu? Azalıyor. İslami değerler toplumdan gide 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 çekiliyor. Esselamu aleyküm derdik. Muhatabımız da aleykümüsselam ve aleykümüsselam. Bu kelimelere alışıktık. Bu kelimelerle iç içeydik. Şimdi adam esselamu aleyküm diyorsun, sanki küfür etmiş gibi yüzünüze sert sert bakıyor. Ters ters bakıyor. Bu değerlerden demek ne kadar uzaklaşmışız. İslam eğitiminden ne kadar mahrum bırakılmışız. İslam toplumu olmak vasfını ne kadar yitirmişiz ki adam verdiğiniz selama, o selamın manasına uygun, hakikatine uygun size cevap vermiyor veya veremiyor, vermemiş olması yetmiyormuş gibi yüzünüze ters ters bakıyor. Aleyküm enfüseküm, aleyküm selam şeklinde bildiğimiz, tanıdığımız bu mübarek kelime burada da yerini almış. Ya eyyühellezine amenu aleyküm. Aleyküm. Ne aleyküm? Enfüseküm. Enfüseküm aleyküm. Tefsirlere baktım, Kur'an'ın tefsirlerine. Aleyküm enfüseküm, iki tane kelime. Alimlerimiz diyor ki, eğer bu iki kelimeye hakkıyla mana vermek mümkün olsaydı, 2000 sayfalık kitap meydana gelebilirdi. Aleyküm enfüseküm. 2000 sayfa. 2000 sayfalık kitap yazmak kesinlikle bu iki kelimenin tefsirine kafi gelmezdi. Bu kelimeler Allah'ın kelimeleri. Aleyküm enfüseküm. Allah'ın kelimeleri.
insanların kelimesi değil, peygamberin de kelimesi değil, Allah'ın kelimesi. Kelime söz demek. Allah'ın kelimesi olursa, bakın Kur'an Allah'ın kelimesini şöyle değerlendiriyor. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا. Aman ya Rabbi. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ Bahir kelimesini biliyorsunuz. Deniz demek, bahir. Eskiden deniz askerlerine ne derlerdi? Bahriye. Bahriye. Bahriyeli deniz askeri. Bahriye nazırı. Deniz komutanı, denizlere bakan nazır. Bahriye. Türkçemize girmiş, lisanımıza girmiş. لَوْكَانَ الْبَحْرُ Denizler olsaydı, denizler, midaden, midad mürekkep demek. Yeryüzünün, sorayım bakayım, cemaatimiz mutlaka biliyor. Yeryüzünün kaçta kaçı sudur? Cevap gelmedi. Dörtte üçü sudur. Bakın, yeryüzünün dörtte üçü su, okyanus, deniz, derya. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yeryüzünün dörtte üçü olan su, yani denizler, mürekkep olsaydı. Mürekkep ne için kullanılır? Bir kardeşimiz söylesin, mürekkep ne için kullanılır? Yazı yazmak için. Denizlerin tamamı mürekkep olsaydı ne için? لِكَلِمَاتِ رَبِّي Rabbimizin kelimelerini açıklamak için dünyanın bütün denizleri mürekkep olsaydı. Ayet çok acık. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي Rabbimin kelimelerinin manası bitmeden vallahi denizlerin tamamı biter tükenirdi. Mürekkep. وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا Bir o kadar denizleri yine mürekkep olarak getirseydik, o denizler de biterdi, Allah'ın kelimeleri bitmezdi. Böyle bir Kur'an'ın müminleriyiz. Böyle bir kitaba iman etmişiz. Ama farkında değiliz. Maalesef. İşte aleyküm enfüseküm Allah'ın iki tane kelimesi. Mana vermeye kalkışmak ve buna güç getirmek mümkün olsaydı diyor bu iki kelimeye 2000 sayfa mana yazmak mümkündü. Bu çok müthiş bir ayet Kur'an'da. Ey müminler, aleyküm enfüseküm. Şimdi kısaca manasına gireyim. Vakit azaldı. Cemaatimiz henüz hazır olamadı. Lakin zaman bizi beklemiyor. Zaman akıp gidiyor, kaçıp gidiyor, göçüp gidiyor. Önü alınmıyor. Yeryüzünde durdurulması mümkün olmayan tek şey zamandır. Akıp gidiyor. Ey iman edenler, aleyküm enfüseküm. Saatlerce değil, senelerce bu ayeti kerimeyi tefsir etsek bitiremeyiz. Saatlerce değil, senelerce. Çok az ve çok öz olarak arz edeyim ki, Allah-u Teala bu ayetle şunu murad ediyor. Çok manalar, çok maksatlar var ama bir tanesini ben ancak burada size az bir zaman içinde arz edeceğim. Rabbimiz buyuruyor ki, aleyküm enfüseküm. Bir Müslüman için, fazla uzatmayalım, dağıtmayalım meseleyi. Bir Müslüman için yeryüzünde arasının, münasebetlerinin iyi olması gereken birinci varlık kimdir? Ses gelmedi. Yeryüzünde her şeyden, herkesten evvel en önce münasebetlerimizin iyi olması gereken, arasının iyi olması gereken yegane varlık kimdir? Allah'tır, Allah'tır! Bir Müslüman bütün davranışlarını, düşüncesini, tavrını, tarzını, harekatını, sekenatını, konuşmalarını, her şeyini evvela kime göre ayarlayacak? Allah'a göre, Allah'a göre hazırlayacak. Niye? Rabbimiz ne diyor? مَا يَلْفُزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Hiçbir Müslümanın ağzından çıkan bir kelime yoktur ki vazifeli melekler tarafından derhal zapta geçmesin. Görüyor musunuz Müslümanlar?
Daha birinci madde buradan başlıyor. Konuşma yaparken, karakolda ifadeniz alınırken, mahkemede ifade verirken, soruyorum, kameralar sizi çekim yaparken, polisler zabıt tutarken, mahkeme zabıt tutarken, konuşmanıza dikkat eder misiniz, etmez misiniz? Edersiniz. Allah-u Teala da diyor ki, مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ Ağzınızdan çıkan her bir kavim, söz, kelime, illa لَدَيْهِ رَف۪يبٌ عَف۪يبٌ Vazifeli meleklerim tarafından ağzınızdan çıkan kelimeyi zapta getiriyorum ey Müslüman diyor. Niye rastgele konuşuyorsun? Hani tedbirin, hani ahlakın, hani düşüncen, hani davranışın ey perişan Müslüman! Ey günahkar Müslüman! Ey gafil Müslüman! Ey cahil Müslüman! مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ Lafız demek, ağızdan çıkan kelime demek. Yeryüzünde şu anda Müslümanlar kadar sözünde durmayan insan kalmadı. Hacılar verdiği sözde durmuyor, hocalar verdiği sözde durmuyor, Müslüman verdiği sözde durmuyor. Ağzından çıkan sözü kulağı duymuyor. Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçüye göre bize Müslüman demek çok zor, çok zor, çok güç. Allah ile münasebetlerimiz nasıl? Ağzından çıkan sözlere sahip misin? Yaptığın davranışların hesabına hazır mısın? Aleyküm entüseküm. Ey Müslümanlar, şu anda şurada toplandınız, nasihat dinliyorsunuz, vaaz dinliyorsunuz, soruyorum. Beytullah'a giden var, gitmeyen var, gitmeye hazırlanan var, 5 kere giden var, 10 kere giden var. Soruyorum, kendi nefsimi de dahil ederek soruyorum. Sakallıya sakalsıza, sarıklıya sarıksıza, okumuşa okumamışa soruyorum. Şu andan itibaren ölüme, yevmi kıyamete, yevmi hesaba hazır mısınız, değil misiniz? İşte burada başlıyor dava, burada başlıyor imtihan, burada başlıyor imanın varlığı veya yokluğu. Burada başlıyor bütün mükellefiyet. Soruyorum kardeşim, şu anda 5 dakika sonra ölüme hazır mısın? Arkanda pislikler var mı? Yalan var mı? Dolan var mı? Dümen var mı? Haram var mı? Günah var mı? Şer var mı? Kitle hesap var mı? Karın ne alemde? Çocukların ne alemde? Sen ne alemdesin? Dükkanın, tezgahın ne alemde? Hangi şeyi kaçırıyorsun? Hangi şeyi gizliyorsun? Yalancı mısın, doğru musun? Ölüme hazır mısın? Akıbete hazır mısın? Akıbete hazır mısın? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Siz hazır mısınız? Allah ile münasebetleriniz tamam mı? Allah'ın razı olduğu ameller işliyor musunuz? Sokaktaki haliniz nedir? Caddedeki haliniz nedir? Evinizde haliniz nedir? Yuvanızda yavrularınızla olan hadisatın içinde tavrınız nedir? Sorumluluğunuzun farkında mısınız? İstikametiniz var mı? İstitaatınız var mı? Allah ile münasebetler tam mı, mükemmel mi? Akşamleyin yatağın içine girdiğiniz zaman uyumadan evvel 24 saat hayatınızın muhasebesini yapıyor musunuz? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Hazır mısınız? Hazır mısınız ebedi hayata? Hazır mısınız huzurullah'a? Hazır mısınız Muhammed Mustafa'nın huzuruna? Her tarafımız dökülüyor. Ağzımızdan çıkan 100 kelimenin 99'u yalan. Yediğimiz içtiğimiz haram. Konuşmamız yalan. Tavrımız çirkin. Caddemiz, sokağımız perişan, akşama kadar göz zinası, akşama kadar gıybet, akşama kadar iftira, akşama kadar haram, akşama kadar zulüm. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey Beytullah'a gidenler, ey Kabe'nin etrafında 7 kere dönenler, orada 7 kere Kabe'nin etrafında dönen öyle insanlar, öyle hacılar var ki, geldiği yurdunda, bölgesinde, beldesinde akşama kadar faiz yüklü bankanın etrafında belki 40 sefer dönüyor.
Kabe'nin etrafında 7 sefer, bankanın menfaatinin etrafında 40 sefer dönüyor. Daha niye Kabe etrafında döndün zavallı Müslüman? Ey Mina'da şeytanı taşlayanlar, orada 7'şer taş ile şeytanı taşlayan nice Müslüman sıfatlı insanlar var ki, hacdan döndükten sonra senenin bütün günleri zulmü alkışlıyor, şeytanı alkışlıyor. Şeytanı taşlayan Müslüman şimdi şeytanı alkışlıyor. Bizim neremiz Müslüman acaba? Bizim hangi halimiz İslam? Hangi davranışımız İslam? Hangi yolumuz İslam? Hangi yönümüz İslam? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. İstikametinizi, yörüngenizi, yörüngenizi, bir Müslümanın yörüngesi. Nasıl ki bir tren, bir lokomotif, iki demir çizginin üzerinde yürüyorsa, adına ray diyorlar, ray. Trenlere bakın, lokomotiflere bakın, şimendiferlere bakın, iki tane rayın üzerinde yürüyorlar. İki tane ray. Bir Müslüman da ömür boyu, ecel gelinceye kadar, mühlet bitinceye kadar iki hattın üzerinde yürümesi lazım. Birisi Allah'ın kitabı, öbürüsü Allah'ın Resulü'nün sünneti. Acaba öyle midir? Yatışımız, kalkışımız, alışımız, verişimiz, yiyip içtiğimiz şeyler, dikip giydiğimiz elbiseler, yaşadığımız hayatın bütün sahaları, safhaları, sahneleri Allah'ın kitabına ve sünnetine uygun mudur, değil midir? Mücadelemiz bu olmalı, tavrımız bu olmalı, anlayışımız bu olmalı, harekatımız bu olmalı. Kardeşler, aleyküm enfüseküm dediği çok geniş mana. Bunu ben burada anlatamam. Ancak işte birinci maddeye girdim. Dedim ki, yeryüzünde bir Müslümanın herkesten önce, her şeyden önce Allah ile münasebetleri mükemmel mi, değil mi? Buna bakması lazım. Çünkü herkesten önce, her şeyden önce biz devletten önce, hükümetten önce, validen önce, kaymakamdan önce, müfettişlerden önce, herkesten önce kime karşı sorumluyuz? Siz söyleyin. Allah'a karşı sorumluyuz. Devlet aciz kalabilir, hükümet aciz kalabilir, vali kaymakam aciz kalabilir, müfettiş aciz kalabilir, polis aciz kalabilir ama Allah aciz kalmaz. İnna Allaha basirun bil ibad. Allah bütün kullarının ne yaptığını görür ve bilir diyor. Allah'a iman tam olmadıkça, mükemmel olmadıkça toplumu mükemmel yapamazsınız. Her insanın arkasına bir polis koyamazsınız. Her bir insanı koruma görevlisiyle koruyamazsınız. Gönüllere, vicdanlara, kalplere Allah imanı, Allah itikadı oturmadıkça yeryüzünde huzur bulamazsınız. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Bu mübarek ayeti daha fazla dallandırmayayım, daha fazla genişletmeyeyim. Hazreti Mevlana kaddesallahu sırrahu, bu büyük Mevlana'mızın yazdığı bir kitap var biliyorsunuz. Kitabı var. Yoksa Mevlana dünyamızdan göçeli 700 küsur sene olmuş. 700 sene evvelki bir adam. Ama öyle bir kitap yazmış ki şimdi yazmaktan daha taze. Kitabının adını bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Mesnevi, Mesnevi Şerif, Mesnevi Kebir diyorlar. Büyük. Tamamı bende var. Daha şu camiye gelmeden evvel elimde vallahi Mesnevi vardı. Bayılırsınız okumaya. Elinize alsanız elinizden bırakamazsınız. Mesnevi, Mevlana'nın kitabı. 60 bin beyit, yani beyit demek iki satır yazı demek. 60 bin beyit olursa kaç satır olur? 120 bin satır. Bu
ayetin manasında çok muhteşem bir temsil bulmuş. Onu arz edeyim de inşallah aklımızda kalır, unutmayız ve zaman zaman nefsimizi muhasebe ederken veya bir sohbet esnasında konuşurken inşallah Mevlana'mızın bu temsilini kullanırız, uygulamaya geçiririz. Arz ediyorum. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey müminler, siz evvela Allah ile münasebetlerinizi kontrolden geçiriniz. Hani şimdi imalat sanayinde mesela şöyle bir alet imal ediyorsunuz. Atölyenizde, fabrikanızda böyle bir alet yapıyorsunuz. Ancak bu aletin, bu eşyanın, bu makinenin, bu motorun, bu malzemenin bir damgası olması lazım. Türkiye'de tutunması için, alınması için, kullanılması için arkasında bir damga olacak. O damgaya, o standartlara uygun olacak. Nedir bu? TSE, Türkiye Standartları Enstitüsü. TSE damgası olacak. Ey Müslüman, senin de her yaptığın işte Allah'ın damgası olacak. Uygun mu değil mi? Gidip bir pazardan bir makina, bir motor, bir malzeme alırken TSE damgası var mı? Uydurma olmasın, kaçak olmasın, bozuk olmasın, sapık olmasın, standartlara, ölçülere uygun olsun diye TSE damgasını arıyorsun da yaptığın işlerde Allah kendi ölçüsünü alamayacak mı? Soruyorum. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey müminler, Allah ile münasebetlerinizin mükemmel olup olmadığını her an müzakere edin. Her an kontrol edin. Her an murakabe altındasınız. Her an muhakeme altındasınız. Her an tefviş altındasınız. Her an kamera altındasınız. Her an çekim altındasınız. Misal şu, Mevlana'mız misal veriyor. Diyor ki, bir çiftlik ağasının, eskiden zenginlere ağa derlerdi. Şimdi de diyorlar galiba ağa. Ağa demek zengin. Elinden, evinden, çiftliğinden çok insanların ekmek yediği adam. Ağa. Çok zengin bir çiftlik sahibinin, bir köy ağasının samimi bir ahbabı vardı diyor. Ahbap, dostu, sevdiği, hoşlandığı bir insan, ahbabı vardı. Ve birbirleriyle sık sık görüşürlerdi, sohbet ederlerdi, muhabbet ederlerdi. Ancak bir ara birbirlerinden uzak düştüler. Nihayet bir fırsatını buldu diyor. O zengin köy ağasının, çiftlik sahibinin ahbabı azimet etti, niyet etti, sefer etti. Gideyim de ağamı ziyaret edeyim dedi. Bir hafta 10 gün yolculuk yaptı, çiftliğin yakınına kadar geldi diyor. Çok kısa anlatıyorum. O tabi Mevlana bunu çok süslü anlatmış. Çok manzum, şiir yoluyla, muhteşem bir ifadeyle. Bir hafta 10 gün yol tettikten sonra diyor, seferden sonra nihayet çiftliğin yakınına geldi. Geldi, köylü. Geldi ama hiç tahmin etmediği bir şeyle karşılaştı. Neydi o? Çiftliğin diyor dört bir tarafından azgın köpekler bu ahbabın, çiftlik sahibinin ahbabının üzerine hücum ettiler. Tabii köpek olur. Çiftlikte köpek olmaz mı? Tabii düşmanınız ne kadar çoksa o kadar da tedbiriniz olur. Adam da 10-15 köpek besliyormuş. Bu yolcunun, bu ahbabın üzerine bir hücum etmişler ki adam zaten yorgun, adam zaten durgun, uzun bir yoldan geliyor, perişan bir durumda. Köpekler hücum edince şaşırıp kalmış. Yerlerden taş toplamış, taş almış ama hangi birini durduracak? 15 tane köpek. Bir tanesini durdurmuş, öbürü saldırmış. Onu durdurmuş, öbürleri saldırmış. Bakmış gibi, olacak gibi değil. Bunları durdurmak mümkün değil.
teker teker bunlara boğuşmak mümkün değil. Aklına gelmiş demiş ki ya bu köpeklerin sahibi benim adamım, benim ahbabım, benim ağam, benim dostum. Ne uğraşıyorum bu köpeklerle tek tek? Ağayı çağırayım, ahbabımı çağırayım, yetiş diyeyim. O da çıksın köpeklere şöyle elinin tersiyle, hoş desin, durun desin, susun desin ve ben selamete çıkayım demiş. Güzel bir şey aklına gelmiş. Teker teker bu hayvanlarla, saldırganlarla, canavarlarla uğraşmak yerine yüksek bir yere çıkmış ve ziyaretine geldiği çiftlik ağasını, çiftliğin sahibini, ahbabını, adamını, dostunu ismen çağırmış. Mesela Ahmet Ağa yetiş demiş. Yetiş. İçeriden ağa bu ahbabının sesini tanımış. Ulan demiş bu bizim falan ahbap değil mi ya? Sesi onun. Bir çıkmış ki o köpekler etrafını sarmış. Perişan halde birdenbire yüksek bir sesle köpekleri azarlamış, susun demiş, hoş demiş ve köpekler olduğu yerde kalmış. Ne saldıran var ne de sokulan var. Rahat rahat sevdiği adamın yanına çıkmış, meşakkatten kurtulmuş, saldırıdan kurtulmuş, tertemiz karşılanmış, ağırlanmış, istikbal edilmiş. Mevlana bunu şuna misal veriyor, diyor ki ey Müslüman, ne uğraşıyorsun diyor zalimlerle, katillerle, ne uğraşıyorsun fasıklarla, sıkıntılarla. Allah ile münasebetlerin tanzim et ki Allah diyor zalimlere hoş desin, başın rahat etsin, ezilmeyesin, üzülmeyesin, yıkılmayasın, zarara uğramayasın. Eğer başına türlü belalar, musibetler, sıkıntılar, sarsıntılar, fitneler, fesatlar, felaketler, facialar geliyorsa evvela senin Allah ile münasebetlerin bozuk. Allah ile münasebetlerimiz bozuk. Yalan söyleyen adamın Allah ile münasebetleri bozuk. Karşılıksız çek veren tüccarın 10 kere hacca gitse bile vallahi Allah ile münasebetleri bozuk. Gıybet edenin Allah ile münasebetleri bozuk. Haram yiyen adamın Allah ile münasebetleri bozuk. Haram yiyen adamın duası kabul olması mümkün değil. Hadis-i şerifi arz edeyim. Efendimiz buyurur ki, رَجُلُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَا. Bir adam düşünün, elini semaya, gökyüzüne kaldırmış dua ediyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ey benim Rabbim şunu ver, şunu istiyorum, şunu yap. Şunu şöyle ettiği Allah'tan istiyor, dua ediyor. يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَا. Elini gökyüzüne kaldırmış. وَلَاكِنْ مَطَعَمُهُ حَرَامْ مَشْرَبُهُ حَرَامْ مَلْبَسُهُ حَرَامْ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكْ. Dua ediyor ama yediği lokmalar haram, içtiği meşrubat haram, sırtına giydiği elbise haram. Bu adamın duası arşa çıkmaz, Allah'a ulaşmaz diyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكْ. Nereden bu adamın duası kabul olacak? Niye dualarımız kabul olmuyor görüyorsunuz? Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz, ne aldığımız belli, ne sattığımız, haramlarla iç içeyiz, günahlarla kucak kucağa yaşıyoruz. Konuştuklarımızın doğru mu değil mi farkında değiliz. Aldığımız verdiğimiz muameleler helal mı haram mı farkında değiliz. Çocuklarımıza sahip değiliz, kızlarımıza sahip değiliz, evimize sahip değiliz, daha televizyona bile sahip değilsiniz. Televizyona sahip olmak demek, o makineye sahip olmak değil, onun düğmesine, onun programına, çocuklarına sahip değilsin. Nereden duan kabul olacak? Rabbimiz ferman ediyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِنْ عَلَيْهَا. Ayet Sure-i Taha'da. Başka? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا. Ey müminler, ey iman cevherine sahip olan kullarım, buyur ya Rabbi, ku enfüseküm, nefsinize sahip olun. Kimliğinizi koruyun, kişiliğinizi koruyun, varlığınızı koruyun, haramlarla, günahlarla bütünleşmeyin, birleşmeyin, haramdan kaçın, günahtan kaçın, fitneden kaçın, fesattan kaçın, şeytandan kaçın, şehvetten kaçın, şerden kaçın. Ve ehliküm, ehli iyalinizi koruyun, ehli iyalinizi kollayın, onları cehenneme gitmekten, onları azaba düşmekten koruyun,
Cehenneme göndermeyin çocuklarınızı, ateşe göndermeyin çocuklarınızı, şeytana teslim etmeyin çocuklarınızı. Televizyon karşınızda tedbirinizi alınız, tedarikli olunuz, dikkat ediniz. Ey müminler, kendinize ve çocuklarına sahip olunuz. Bakın bunlar hep Kur'an ayetleri bunlar. Hep bunlar Kur'an ayetleri. Kur'an hükmediyor, Kur'an emir veriyor, Kur'an sınır gösteriyor, hedef gösteriyor. Ey Müslüman, 15 yaşını ikmal etmiş çocukların varsa, kızın varsa, oğlun varsa, gelinin varsa, evinde misafirin varsa, sen sabah namazına kalktığın zaman onları da sabah namazına teker teker kaldırmıyorsan vallahi sorumlusun, Allah ile münasebetlerin bozuk demektir. Nerede bizim insanlarımız, nerede bizim hacılarımız, nerede bizim hocalarımız, nerede bizim sorumlu insanlarımız, nerede bizim vekillerimiz, nerede bizim parlamenterlerimiz, nerede bizim idarecilerimiz, nerede bizim başkanlarımız? Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Seçip gönderdiğimiz milletvekillerinin içinde çalışmaya gönderdiğimiz insanların çalışma zeminine ne diyoruz? Parlamento, parlamento. Millet meclisi demek. Parlament yabancı bir kelime ama kullanıyoruz. Adı millet meclisi. Bu meclisin, bakın Allah aşkına samimi söylüyorum, geçen de söyledim. Bu meclise ve meclisteki milletvekillerine bu millet kasasından, kesesinden, vergisinden, makbuzundan, faturasından ödediği paralardan, yani hazinenin tamamından bu parlamentonun, bu milletvekillerinin günlük masrafı, hani hepinizin atölyesi var, evi var, evinizin günlük masrafı belli, atölyenizin günlük masrafı belli, millet meclisinin bir günlük masrafı da tam 13 milyar. Yanlış duymadınız. Dakikası 125 milyona geliyor size. Parlamentoya ve milletvekillerine ödediğiniz vergilerin onlara harcanması neticesinde bir dakikası 125 milyona geliyor milletvekillerinin millete maliyeti, masrafı. Farkında mısın ey Müslüman, ey garip Müslüman? Hesap sormasını bilmeyen Müslüman, yakaladığı zaman milletvekiline ne soracağını bilmeyen Müslüman, neyin hesabını isteyeceğini bilmeyen Müslüman. Dakikası, parlamentonun dakikası 125 milyona mal oluyor sana, bana, memura, işçiye, esnafa, tüccara, herkese. Düşünebiliyor musunuz? 30 yıllık devlet memuruyuz, diyanet mensubuyuz, halen devam ediyoruz. Açıyorum, bakıyorum, benim bordro, hani maaş cetveli diyorlar, maaşın ödendiği bir evrak var, ona bordro diyorlar, bordro. Memurlar, işçiler o evrakın, o yazının, o kağıdın üzerinde yazıldığı gibi maaş alıyor, buna bordro. Bakıyorum, geçen de baktım, 36 milyon lira benim maaşım gözüküyor. Elime geçen 17 milyon lira, yarısı gitmiş. Nereye gidiyor? 30 yıllık devlet memuru 17 milyon ya. Bunun sorumlusu kim? Bu dengesizliğin, bu adaletsizliğin, bu yanlışlığın, bu zulmün çaresini kim bulacak? Gidin siz bulun diye seçtiğiniz adamlar dakikası 125 milyona mal oluyor. Vay Müslümanlar vay, vay zavallı insanlar vay. Ama akşamleyin duydunuz, haberlerde söylüyor. Bir futbolcuyu transfer etmişler bir kulüpten öbür kulübe. Asgari ücret alan bir memurun ve işçinin 900 senelik maaşını bir günde alıyor. 900 sene. Hepiniz dinlediysen duydunuz. Ben havadan söylemiyorum. Bir futbolcu Türkiye'de asgari ücret alan bir işçinin 900 senede alabileceği parayı bir günde alıyor. Transfer parası. Vay zavallı millet vay. Adalete susamış millet, sesi çıkmayan millet, hesap sormasını bilmeyen millet, faks çekmeyen, telgraf çekmesini bilmeyen, dilekçe yazmasını bilmeyen, istemesini bilmeyen zavallı millet. Allah'tan da tabii istemesini bilemiyoruz. Efendimiz de buyurduğu gibi, مَطْعَمُهُ حَرَامُ
meşrebuhu haram, melbesuhu haram, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, nereden kazandığı belli değil, helal haram ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım diyor adam. Şu dolandırıcılara bak, şu sahtekarlara bak, şu yalancılara bak, şu yağmacılara bak, aman Allah'ım aman. Utanç duyuyoruz. Vallahi akşamları haber dinlemekten iğreniyorum, utanç duyuyorum. Çoluğum çocuğum utanç duyuyor. Onların yanında o dolandırıcılar, sahtekarlar, yeyiciler, yağmacılar, talancılar. Aman ya Rabbi, memleket ne hale geldi? Ezan okundu mu? İşte aziz müminler, değerli kardeşler, duyarlı kardeşler, kıymetli kardeşler. Vallahi soruyorum. Ya eyyühellezine amenu, bu mübarek ayet Maide suresinin 105 numaralı ayetidir. Ey müminler, aleyküm enfüseküm, evvela nefsinizi hesaba çekin, nefsinizi hizaya getirin. Hani askerde bir söz var, sağa bak hizaya gel derler. Sen de Kur'an'a bak hizaya gel, Hazreti Muhammed'e bak hizaya gel diyeceksin nefsine. Nefsin hizada mı, sınırda mısın? Allah'ın razı olduğu bir istikamette misin? Nefesini alıp verirken, ticaret yaparken, alım satım yaparken, yiyip içerken, oturup kalkarken, konuştuğun adamlar, görüştüğün adamlar, beraber olduğun insanlar, Allah'ın razı olduğu kimseler mi? Rıza yolunda mısın? İsyan yolunda mısın? Günah yolunda mısın? Sevap yolunda mısın? Bunun her an hesabını yapmakla mükellefsin. Eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey müminler, ey Müslümanlar, evvela Allah ile alakanızı, münasebetlerinizi kontrol ediniz. En azından makamı, mevkisi, serveti, şöhreti ne olursa olsun, bir kimse ben Müslümanım dedikten sonra kelime-i şehadet ki hep beraber bir kere daha okuyalım, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu mübarek kelime-i şehadeti getiren adamın imandan sonra yapacağı ilk ibadet hangisidir bir kardeşimiz söylesin. Namazdır. Tabii ya. İman ettikten sonra bir Müslümanın yapacağı en mühim ibadet namaz, namaz, namaz. Allah öyle istiyor. Bundan dolayıdır ki 5 vakit namaz kılmayan bir Müslümanın Allah ile münasebetleri iyi sayılır mı, sayılmaz mı siz söyleyin. Allah ile münasebetleri bozuktur. Hocam cumadan cumaya kılıyoruz ya, Allah ile münasebetlerimiz iyi olmaz mı? İyi olmaz, Allah günde 5 defa diyor. Yanlış konuşuyorsun. O Hristiyanlık da haftada bir gün. İslam Hristiyanlığa benzemez. Hristiyanlar haftada bir gün ibadet ederler. Müslümanlar günde 5 defa ibadet ederler. Hristiyanlara benzemeyin. Cuma'dan cumaya diye bir şey yok. Günde 5 defa, 5 vakit, 5 vakit, 5 vakittir. Allah ile münasebetlerinizi kontrol edin. Günde 5 defa namaz kılmayan adamın Allah ile arası açık sayılır. Allah ile münasebetleri bozuk sayılır. Yanlıştır, eksiktir, hatalıdır. Olmaz öyle şey. Kelime-i şehadeti getiren bir kimse mümindir, Müslümandır. Ama İslam'ı, imanı bu ibadetlerin devamına bağlıdır, sebatına bağlıdır, istikametine bağlıdır. Yalan söylemeyecek, haram yemeyecek, haksızlık etmeyecek, hırsızlık etmeyecek, işçinin alnının terini sömürmeyecek, hiçbir şekilde insanların ve kul haklarını yemeyecek. İman bir azimettir, bir saadettir ama işte dikkat etmesi lazım, itibar etmesi lazım, kendini kontrol etmesi lazım, istikameti tayin etmesi lazım. İşte ya eyyühellezine amenu hitabına muhatap olan kardeşlerim, aleyküm enfüseküm ayet-i ilahiyesi aylarca ders olarak, konferans olarak devam edilse bitmeyecek bir zenginliktedir, tükenmeyecek bir enginliktedir. Allah-u Teala Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı dinleyen, Kur'an'a göre yaşayan, Kur'an'a göre hayatını tanzim eden salih kulların arasına bizleri de ilhak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.